Ya hakikaten bir travma oluyor mu ya? Yani çünkü hani bu kadar çok dramın içinde yani insan bu, bir bozuyordur kendisini diye merak ediyorum. Kendi temellerinle ilgili bir şey bence. Hı hı. Ne kadar ruh sağlığı sağlam bir insansan yaşadığın hiçbir şey sana o kadar fazla derinden yaralamaz. Hı hı. Bu hele bir oyunculukla ilgili bir şeyse yani benim anlamadığım bir şey o. Hani rolün içine girip bundan çıkamamak falan gibi durumların var olması garip ve komik bence. Güzel. Fakat yani bir yandan da hani dizilerle yaşayan bir millet olduğum için işin o tarafına birazcık şey yapsana. İşin o tarafı başka ama yani. Ben bile vız gidiyor, tırıs gidiyor yani böyle bir şey olur. Tabii canım. Yani. Hiç umurumda değil kimsenin. Yani aslanlar gibi dizilerimizi izliyoruz. Seyirci algısı başka, çok başka. Tabii korkunç bir şey. Çünkü entrika var. Kim kimi ne yapmış var. ağlayan insanlar var, aşağılık insanlar var. Yani eski dizilere bakıyorsun. Mesela Sümer abi bunu daha iyi bilir. O Süper Baba'da Süper mutlaka Baba şey vardı hani bir mesaj vardı. Mahalle bir şey anlatıyordu. Yani Kandemir abinin dizileri de Perihan abla mahallenin muhtarları bir şey katıyordu. Onların bir amacı vardı. Şimdiki dizilere bakıyorsunuz. Yani kopya şeyler. Ben izleyemiyorum. 10 dakika izledikten sonra ben bu kadar salak değilim diyorum. Yani bu kadar da değil. Hani adamlar neler yapıyor? Dramalarına bakıyorsunuz. Bir kafa yoruyorsunuz. Hiç oynadığın bir diziyle bir insanı salak yerine koydun mu? Ben genelde güldürdüğüm için hani salak yerine koy. Ben kendimi salak yerine koyuyorum. Onlar gülüyorlar. Estağfurullah ya. Çok tatlısın ya. Estağfurullah ya. Bu mevzu bu. Ama mesela bir şey varsa bir iddialı bir dizi yapıyorsan olan o onu ne yapmış, o kızı götürecek mi bilmem, o onu bilmem neyini falan durumlarından ziyade daha böyle bir şey istiyorsun. Hani bir kafamı yoracak, beyin kıvırmalarını zeka pırıltısı hissettirecek bekliyorum. Bir şeyler istiyorsun yani. Bu sene çıkmadı. Çok istedik ama bu sene çıkmadı. Yani uzun bir süredir çıkmıyor. Geçen sene bir iki tane çıktı. Belki onlarla idare edeceğiz. Peki Sümer abi, Antalya Film Festivali biraz daha senle anılır oldu. Bir tecavüzcü Coşkun abimiz, Coşkun Güven. Allah'tan ki ben de Coşkun'u Antalya'ya götürmüşüm. Sen mi götürdün? Ben götürdüm. Allah'ın sebebi. Coşkun beni götüreceğine başka bir yere, ben onu Antalya'ya götürdüm yani. Sonra adam... Sonra oraya yerleşti kaldı. Çok güzel, çok keyifli yaşıyor. Çok bir kere Coşkun çok nevi şahsına böyle münasır bir adam. Fazla hırsları olan bir çocuk da değil. O bugüne kadarki olan yaptığı şeyden de çok mutlu zaten. Onun için hayatı da çok tatlı bir şekilde devam ediyor. Çok ilginç yani. Hani bir adamın üzerine hani tecavüzcü Coşkun diye bir lakabın kalması da komik yani. Enteresan. Enteresan. Siz altın portakalın altını mısınız, portakal mısınız? Ben portakal kısmındayım. Çünkü bir de iki sene önce, üç sene önce ben portakalları altın rengine boyayıp Antalya halkına dağıtmıştım orada. Allah aşkına. Evet. Tabii bunlar bizim yaptığımız şeyler olduğu için bunlar gündemde olamıyor maalesef. Siz emektar oyuncular. Emektar oyuncular olduğumuz için hatta biz bunun... bir takım şeylerini de zaman zaman konuşuyoruz. Bazen başrol oyuncularının da hafif tertip megaloman arkadaşlar var. Biz başrol oynuyoruz, benim belediye başkanı olmam lazım. Senin ne alakan var falan diye böyle bir takım sınıflandırmalar da yapıyorlar. Gerizekalı oldukları için. Yılmaz Güney'in çok güzel bir lafı vardır Yılmaz abinin. Bu kadar hani işini gayri ciddi yapıp da jön oynayan insanların içinde... Benim Yılmaz Güney olmam sürpriz değil demiştir yani. Oo, güzel laf. Ağır bir laf. Güzel laf. Ağır bir laf yani. O bakımdan burada tabii biraz körler sağırlar birbirine ağırlar oluyor Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde. Şunu söylemek istiyorum. Her dönem kendi içinde bir takım adamlarla beraber anılıyor. Yani burada işin içerisinde biraz siyaset var. Politika var. Biz galiba hiçbir taraftan olmadığımız için veya tarafımızı belli etmek istemediğimiz için bize ters geliyor bazı olaylar. Hı hı. Onun için de böyle bıyıklarımla ilgili söylenen arada sırada bir takım ifadeler var. Ben de hep bulunduğum yerlere yazıyorum yani işletme. Çocukluktan beri tiyatro yapmaya başladığımdan beri Adile Naşit'in eşi Ziya Keskiner vardı. Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki sadece tiyatroyla yaşayamazsın, mutlaka yanında bir iş yap dedi. Onun için ben ne tiyatroyu doğru düzgün yapabildim ne de işi doğru düzgün yapabildim yani başıma. Vallahi gerçekten olan bir şey bu. Neydi? Ha evet. Ne diyorum ya? Altın portakal. Ha, altın portakal. Altın yani. Portakal, altın. Evet, evet. Sen boyadın, Antalya halkına dağıttın. Aynen. Aynen. Ya hiç şey yapıyor musunuz? Bahis falan yapıyor musunuz? O sene şu film alır, bu sene bu film alır diye kulislerde. Ya ben bahis kısmına girmedim. Girmiyorum. Ama var galiba. Vardır herhalde. Vardır herhalde çünkü hakikaten şunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Düşünün bakın şimdi. Biraz evvel dizilerden bahsettik. Sözüm ona bilmiyorum. Rakamları saymadım ama 300 dizi başlıyormuş. 300 dizi.
300 dizi demek 300 tane yönetmen demek. 300 tane kamera demek. Kameraman yardımcısı demek. 3 çarpı işte 10 oyuncu. Oyuncu demek. İşte bilmem ne. Ne kadar çok varmış bunlardan. Biz niye görmedik? Yani biz nasıl görmedik? Yani nasıl oldu? Yani daha doğru düz kast yapamayan kişiler var iken Süper Baba'yı çekerken bir sinema televizyondan mezun bir arkadaşımız rica asistanı olarak geldi. Üçüncü gün mü dördüncü gün mü bana geldi, dedi ki çok affedersiniz, çok özür dilerim ama dedi, yani çok ayıp edeceğim ama dedi, farkındayım, lütfen dedi ismini soyadınızı alabilir miyim dedi. Süper Baba'nın ikinci yılındayız. Bir arkadaş alıyorlar sete yönetmen yardımcısı olarak. Kazım Kartal dedim ben de. Dört gün iş programına Kazım Kartal yazdı kızcağız. Yapma ya. Evet. Şevket Altuğ çıkartamamış. Efendim? Olabilir. Olabilir yani. Hala abi da, olamaz be. Yani olmasın ya. Yani. Oluyor. İşte yani şundan ötürü oluyor. Bizim anlayamadığımız olay bu zaten. Burada biraz çuvallıyoruz. Şimdi üstadımızın yanında bizim işin teknik boyutuyla ilgili söyleyeceğimiz her türlü ifade, affedersiniz, ne olur? Aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Aynen. Aynen. Öyle değil. Ama maalesef kullanılmıyor işte. Ya evet. Maalesef kullanılmıyor yani. Orada kalın. Hani bir söylediklerinizden gezici bir Hollywood düşünüyorum şimdi. Bu 300 dizi deyince hakikaten. Aynen öyle. Bunun gezen bir Hollywood yani. Aynen öyle. Gezen dolaşan yani. Bir Hollywood. Oraya yani. Harcanan paralarla gerçekten çok iyi filmler çekilebilir aslında. Yani atıl olan paradan bahsediyorum. Hani tutanlardan değil. Tabii canım, hani çöpe atılan paralar. Çöpe atılan yani paralardan. Mesela 3 haftada giden diziler. 10 milyar dolar mıymış? Öyle bir de ben onun işin şey tarafına bakıyorum yani. Şimdi Hande'yi de ilgilendiren bir konu bu. İleride de ilgilendirecek diye tahmin ediyorum. Ben konservatuvarlarda mutlaka ve mutlaka psikoloji dersinin konmasını istiyorum. Çünkü o çocukların yarın öbür gün ben de o konuda uzmanlaşıyorum. Umut durumuna gelmesin diye, Ha anladım. Ben de değil. O da doğru. Hayır şey anlamında şöyle. Böyle bir umudun trajisi yani. O çok başarılı bir çocuk hakikaten. Ama bozuk yani psikoloji. Hayır. Bütün başarılar senin gibi bozuk canım, ama bir fark etmez. Yani ama bütün bu bozukluk içerisinde mesela ben geçen gün dedim ki Umut dedim. Bir abi olarak sana bir şey söyleyeyim dedim. Bize hep söylerlerdi çünkü. Selema çıkıyor. Oyunda müthiş bir performans. Müthiş bir performans. Yani hakikaten çok özel bir performans. Oyunun şeyi, primadonnası diyeyim ben. Estağfurullah abi, ne olur. Yani çünkü kadın elbisesi falan dediniz ya. Neyse yani. Böyle ben estağfurullah. Severek oynuyorum Sümer abi. Rahat. Selema çıkarken bir animatörlük yapıyor. Havalara falan zıplıyor, geliyor falan böyle. Diyorum ki artık orası tiyatro başladı. Artık Umut o. Yani orada da o olma. O çünkü başka bir durum yani. Mesela bu bir nasihat. Mesela bu bir nasihat. Ama yapmadı amcam. Aynı gece yine aynı şeyi yaptı. Yok, çünkü o benim. Çaksaydın kafayı. O benim iç aksiyonum abi. Ben içimden geleni yapıyorum. Ama dinledim. Şey. Saygı da duydum. Ha dinlemek. Söylediği şeyi ama uygulamadım. Çok o da benim tercihim yani. Ne ayıp. Ne ayıp. Sümer Tilmaç yani ne yapayım abi. Ama evet, telefonumuz var. Şu anda birbirlerini boğuyorlar.